Menderes'i indiriyor bir junta. O juntanın başı, bak çok acı bir şey bu. Diyor ki aynı gün biz diyor indirdik, sonra birbirimize baktık, ne yapacağımızı bilmiyorduk ki diyor. Ya be adamlar, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz da siz o adamcağızın bu ülkeyi yanlış yönettiğini nasıl bildiniz yani? Abdülhamit dönemi mi sonrası mı, Atatürk dönemi mi sonrası mı, Menderes dönemi mi sonrası mı bu ülke harbiden batmış? Bir de baktığın zaman açık ara arada. Yani o battı diyenler ülkeyi hakikaten batırmışlar ve bu defalarca devam etmiş. Bir okur musun 2025'te olacaklar diye yazmışım. Ya o zaman hayal gelip tabii, insanlara bunların, dalga konusu olan konular değil mi? Bunların olmuş. Ama geçen sene bile bu listeyle sosyal medyada koymuş, dalga geçiyorlardı birileri. Tarih ve içeriği bir okur musun hocam? Dur neredeydi o? Bulalım. Bunlar 2009-2013 arasında yazdıklarım. Onları toplayıp 25 madde halinde 2013'te yazmışım. Birinci madde diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Misak-ı Milli en az sınırlarında olacak. Kuzey Kıbrıs'ta katılmış olacak. Türk Paktı, Doğu Avrupa Paktı ve İslam Paktı'nın merkezinde 3 milyar insanı temsil eden Türkiye demişiz ki bunu sonra yani Türk Devletler Birliği'nin o kadar genişleyeceğini biz de düşünmüyorduk. Sayı zaten katladı. Türk Paktı ve Doğu Avrupa Paktı Türk Paktı haline geldi, tek pakt. Amerika 4'e bölünecek, bunu biliyorsun artık CIA Başkanı Trump, bunlar da söylediler. AB bölünecek, İngiltere yani Büyük Britanya denen o yapı 4'e, Belçika 2'ye, İspanya 3'e bölünecek. Türkiye Cumhuriyeti kişi başı gelir 40.000 dolar olacak. Doların normal seviyesi üzerinden hesaplayalım bunu. Libya'da yönetim değişecek, bayrağı ay yıldız olacak. Libya Türkiye'den yönetilecek, bunu ben 2009'da söylemiştim. Libya, Tunus, Pakistan, Azerbaycan, Katar, Somali, Türkiye Cumhuriyeti'nin eyaleti gibi olacak. Bunların hepsi tarihe dayanaklı bilgiler ama yani böyle hayaller değil. Türkiye manyetik sistemlerle hava ve deniz korumasını halletti. 150 yıldır hiç durmadan çalışan devletimiz üzerine çok gelecekler ama Türkiye geri vites yapmayacak. Dünyanın en iyi uçağını yapmış olacağız demişim. Gülmüştü birileri bana. Geçen sene hala gülüyorlardı buna. Dünyanın en iyi 3 uçağını yaptık ama biz bir tane yapmadık. İki tane uçak gemimiz demişim. Orada yanıldım. Bir tane oldu. İkincisi gelemedi. Karadeniz, Akdeniz, Anadolu'da petrol, doğalgaz, altın, bor, uranyum. İnsansızı geliyor hocam. Evet. Uranyum, toryum çıkartılıp işlenecek. Savunma sanayi büyüklüğü 400 milyar dolar olacak. İki büyük partili başkanlık sistemi olacak. Dünya tüm Türk... Ne demek iki büyük partili başkanlık? Yani iki partili... oraya doğru gidiyor. Partisiz bir sisteme gidiyor aslında şu da. Şu an iki hani MHP... Gerçi bir iki parti daha var. Ya şu an çok partili sistemiz ya yani işte 100 tane parti var. Ama bu benim söylediğim partisiz bir sisteme doğru gideceğiz. O sistemde kendiliğinden bir kurumsal yapı olarak iki tane büyük yapı oluşuyor. Genelde işte Amerika'daki gibi. Ama aslında partinin engel olmadı. Bunu geçen de anlatmıştım. Şimdi ben Türkiye'de diyelim ki bu ülkeye hizmet etmek istiyorum. Vekil olmak istiyorum. Türkiye'de de 1 milyon kişi de beni destekliyor. Yani düşünün 1 milyon kişi 20 vekil çıkartır aslında. Fakat bir partinin bu konuda karar veren aday adaylarını adaylığa taşıyan kurulu beni aday yapmazsa ben ömrüm boyunca bu ülkede milletvekili olamıyorum. Aday yapması da bitmiyor ki listeye iyi bir sayı sıradan görmen yani, lazım. Tabii yani birileri beni lazım. Seçtirmezse ben seçilemiyorum anlamına geliyor. Dolayısıyla bu konuda da Türkiye çok önemli adım atacak. Bunu da hep birlikte izleyeceğiz. Afrika 21. yüzyılın mücadele alanı olacak. Türkiye ve Çin Afrika'da tarım, maden ve nüfus savaşı verecek. Aynen gerçekleşiyor bak. Bunları dün falan yazmadın değil mi hocam? Ya, bunu bana o günlerden bir kardeşim atmış bugün. Hocam demiş koyuyorum tekrar gülenler gülsünler yine bakalım gülecekler mi diye. Amerika'nın iki parçası o dörde bölünecek demiştim ya. Onu bu arada rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu başkan altı demiş. Biz de revize ettik o doğrusunu biliyordur diye. Amerika'nın iki parçası Latin Amerika ülkeleri Türk devletine yakın duracak. Bak, 2013'te kimsenin aklına gelir miydi? El Salvador, Venezuela, Paraguay. İstanbul dünya finans ve ticaretinin merkezi olacak. İşte geçen açıldı. İlk Kudüs özerk olacak. Açıldı. Az kaldı. 2 senesi falan var en fazla. Ayasofya açılacak. Lozan yırtılacak. Bunlar hep gerçekleşti. Çağ değişecek. Gafletin karanlığından yeniden aydınlanma çağına girilecek. Türk devleti adalet, hakikat, birlik ve dengenin yegane unsuru olarak bu çağın önderi olacak demişiz. Bunu yazmışız. İlk girişte uçakla ilgili bir dünyanın en iyi uçağını yapacağız. İki uçak mevzusu var ya, onunla ilgili mesela şey vardır, çok yakın geçmişte yine sosyal medyaya düştü. Sayın rahmetli Erbakan'la Ecevit'in, Bülent Ecevit'in bir diyaloğu var.
hani işte şu kadar uçak yapacağız, şöyle motor yapacağız falan. Bülent Ecevit diyor ki yani bunu söylemeyelim, gülünç oluruz, komik duruma düşeriz dedim diyor. Sayın Erbakan'a o da yine bir konuşmasında diyor ki bizim diye hayal ettik, yapalım dediklerimiz hayal bile edemiyorsunuz. Geçen yine bir basında çıkmıştı Erbakan Hoca'nın 80'lerde 90'larda söylediği parti programı, biz bunları yapacağız dediği her şey yapılmış. Evet. Onu da o bunları yapacağız dediğini bir karikatür dergisi, hangisi hatırlayamadım, kapağına taşımış. Yani o haftanın kapağını Erbakan Hoca'nın o işte demin ki... O kapakta görseller var, dalga geçmişler. Tabii dalga geçmişler yani, bak bunları var. Yapacakmış diye. Bak hepsi yapıldı. Vallahi inşallah hocam. Görüş açısı yani bunu... Evet. Burada izin verirsen buna bir ben değinmek istiyorum. Çünkü tabii, bu seçimle tabii, de ilgili tekerrür eden bir durum var Türkiye'de. Şimdi iki tane örnek üzerinden gideceğim. Bir tanesi Mustafa Kemal Atatürk şeyi yapıyor. Atatürk bulvarını. Paşam diyorlar, uçak mı indireceksin buraya? Ne yapıyorsun? Değil mi? Ankara'ya yetmiyor bulvar şu anda. Menderes Vatan Caddesi'ni yaptığında aynı şey söyleniyor. Özal ikinci köprü tem yolunu yaptığında aynı şey söylemiyor. Barbaros Bulvarı için de Beşiktaş'taki. Onun için bile hep söylenmiş. Bunu hep söyleyen grup belli. Ve o grup acık olan şurası. Hep tekrar ediyor. Hiçbir seferinde işte benim bu şeylerde de bu maddelerde de hani gülüyor ediyor. Fakat oluyor. Bir daha oluyor. Bir daha oluyor. Hiçbir seferinde demiyor ki ya geçen de güldük. Geçen de olmaz dedik. Yok dedik ama bu oldu. Bu sefer de olabilir belki. Ye dönemiyor. İbreyi oraya çeviremiyor. Çok aslında ilginç. Hani muhalefet şunu yapsa daha fazla ivme kazanabilirdi. Hani bunu yapamazsın diye dalga geçmek yerine yapılıyor ya. Yapıldı. Ya ben daha iyisini yaparım. Biz de şunu yap, tabii canım zaten muhalefet budur. Ya sen şu kadar yaptın ben şu kadarını yaparım muhalefet dese ivme kazanır. Önermektir. Bu çok ama da zor bir şey değil. Bizdeki muhalefet olmadığı için, bizdeki vesayet unsurlarının engelleyici kurumu olduğu için çok bariz bir şey bu yani. Bunu isteyen gelsin, istediğimiz akademik platformda konuşalım. Yani muhalefet gerçekten çözüm önerir. Yapılanlar varsa tebrik eder etmez ama onun yanına, üstüne, fazlasını, neyi yapacağını söyler. Şimdi hiç böyle bir şey duyuyor muyuz biz? Yok, seçime yakın işte bir klasik uydurma. Uydurma olduğu bile seçime daha gitmeden ortaya çıkan, bir projesi altyapısı olmayan birkaç söylemin dışında gerçek çözüm önerilerini zaten toplumun önüne koysanız bu toplum söylediğiniz gibi cahil falan değil yani. Bu toplum seçer sizi. Bu cahil dediğiniz toplum hangi yıl? 89 tabii. Sonra 94. Hemen hemen 89'da bütün belediyeleri size verdi. 94'te geri aldı. Çünkü beceremediniz. Bugün beceremiyorsunuz hala. Yani bunun göstergesi bir şeydi bu. Bak başka daha beterini söyleyeceğim şimdi. Sultan Abdülhamit Han'ı indirenler o dönem kötü, berbat, rezil dediler. İndirdiler. 9 senede ülke gitti elden. İndirenler indirdikleri gün sorulduğunda Mithat Paşa'ya dediler ki ya biz onu indirmeye odaklandık. Buradan sonra ne yapılacağını bilmiyoruz. Bak buradaki acı konu şu, hemen değerlendirelim bunu. Ne yapacağını bilmeyen adamlar, Sultan Abdülhamit'in veya sair kişinin neyi kötü yaptığını nasıl bilebilirler? Bir şey bilmesi lazım insanın değil mi? Yönetimi bilmesi lazım ki yanlış yönetildiğini bilebilsin. Bakın ne acı. Bu bir tane olsa dersin ki bir tarihte böyle bir şey var. Ama bir tane değil, bu sürekli tekrar etmiş. İşte Mustafa Kemal Atatürk dedik, sırayla gelelim. Savunma sanayini kurmuş, yan sanayini kurmaya çalışmış. Öldükten sonra 1,5 senede savunma sanayi fabrikalarını kapatmış birileri. Bakın bugün aynı söylemler dillerinde değil mi? Ondan sonra ki Mustafa Kemal'in gittiği o Libya, burada da bahsettiği bir şeyin dayanağıdır o. Orada sivil, orayı organize eden. Bugün diyor ki birileri Libya'da ne işimiz var? Atatürkçü diyenler kendileri. Bir de yine belli isimler var. Bunu hep konuşuyorlar işte Adnan Menderes, Turgut Özal rahmetli. Bunlarla ilgili de ne zaman bir çalışma olsa, ne zaman bir atak olsa, bir şekilde bir mücadele yapılsa ülkenin gelişmesiyle ilgili bir engel olmuş. Tabii, onlar da şimdi hayatlarıyla dönüyor. Kısa ve çarpıcı örneğini vereceğim onların da aynen benzer şekilde. Ondan sonra dediğim gibi oradan sonra Menderes geliyor. Menderes'i indiriyor bir junta. O juntanın başı bak çok acı bir şey bu. Diyor ki aynı gün biz diyor indirdik sonra birbirimize baktık ne yapacağımızı bilmiyorduk ki diyor. Ya be adamlar ne yapacağınızı bilmiyorsunuz da siz o adamcağızın bu ülkeyi yanlış yönettiğini nasıl bildiniz yani? Bu kararı nasıl verdiniz siz bakın ne acı. İşte bu kararı arada, onlar vermedi çıkıyor. Bu arada işte. Şunu da karşılaştırarak gidelim. Yani Abdülhamit dönemi mi sonrası mı Atatürk dönemi mi sonrası mı Menderes dönemi mi sonrası mı bu ülke harbiden batmış? Bir de baktığın zaman açık ara arada. Yani o battı diyenler ülkeyi hakikaten batırmışlar ve bu defalarca devam etmiş. Özal dönemine gelmişiz. Bugün onunla ilgili bir şey izliyordum. Aklıma şu geldi. Dedim ki ya
Bu kadar şeyi 6 senede yapmış bu adamcağız ya. 6 senede ülkenin çehresini değiştirdi. Ülkede otomobil birken 100 oldu. Telefon birken 1000 oldu. Üniversiteye giren sayısı birken 1000 oldu. Renkli televizyon, efendim ne o? Hidroelektrik santraller, termik santraller, tem yolu, ikinci köprü. 6 senede yapmış bunları. Şaka gibi geliyor. Üstüne bir de ikinci köprü. Birileri dediler ki mahvetti, öldü, bitirdi. Köprüye ne gerek var denilen ikinci köprü. Şaka, işte bu üçüncüye deniyordu şimdiden daha. 2 sene önce deniyordu. Şu anda deniyor. Ben geçen bir programda anlattım ya. Bir profesör hala diyor ki o diyor havalimanında diyor kuşlar şeye girecek, uçak düşecek. Ya hocam dedim ya. Kuşların 200 göç yollarından küsür geçirmiş. Devlet uçuş izni veriyor. Türkiye söz konusu olduğunda inceleyip sık dokuyan bu devletler uçuş izni verirler mi yani ve buraya? Çok ciddi de bir uçuş sayısına ulaştı şu anda. Sayıya ulaştı. İnanılmaz kar ediyor hala. Ama hala diyor ki orada diyor, uçaklar düşecek. Şey de dendi ya, neydi, Bulgaristan'dan dönüp geleceklermiş. Oradan vize alınmaları gelecekmiş uçakların falan gibi böyle bir şeyler ya, söylendi. Ya o kadar neler, ne saçma bataklığa şeyler. Bataklığa yapıldı, işte ne bileyim sulak yapıldı. Otomobille ilgili diyor ki kandırıyorlar sizi, yok öyle bir otomobil diyor. İtalya'dan geliyor şu an bunlar. Şu an çok acayip bir şey bu ya. Bu acayip bir şey hakikaten ya. Bunu, neden peki, bunun nedeni ne? Bu bilmemezlik mi, körü körüne bir şikayet mi, nefret mi? Evet. Başka bir şey. Bir süre sonra o. Yani bunun başlangıç noktası aslında nefis ve ego. Sonra egonun başlangıcı ne? Erdoğan mı? Tamamen tek Erdoğan mı? Yoksa temelde, din mi, inanç mı, başka şöyle, bir şey mi? Şöyle işte Batı'nın 200 yıldır dayattıkları aslında. Yani oryantalizm ve İslamofobi diyebiliriz. Hı. Dolayısıyla oradan dolayı dünyada bir kitle maalesef İslam coğrafyası, Doğu kötüdür, yanlıştır, cahildir. Ondan sonra Batı medenidir diye bir saçma sapan bir algının içinde yani. Saçma sapan diyorum yani. Her türlü ilimsel manada değerlendirin. Bunun tam tersidir aslında durum. Tabii. Böyle algılamış bir kesim en başta daha Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan olduğundaki onların cümlesini söyleyeyim. Ayaklar baş oldu onlara göre. Şimdi yani bu adamlar hala işte IŞİD'i bir İslami örgüt zanneden, bunu hatta Recep Tayyip Erdoğan kurdu zanneden insanlar bunlar. Bak bunlar hep üstüne geliyor. Oradan sonra çünkü ne söylersen ezbere kafasına da yatıyor, yolunu da tasdik ediyor. Dolayısıyla onu kabul ediyor. Yani çamur at izi kalsın. İşte Batı'nın taktiği, bunu safsata kelimesi üzerinden ben şeyde anlattım Asilkan kitabında, sofisata işte, sofizm üzerinden insanları istediği cımbızlamalarla yanıltmak sürekli yani. İşi bu yani Batı'nın ve onun taşeronlarının. Şimdi bu adamlar bu olduğu için işleri, aslında şöyle bir özellikleri de var. Bunu insanlık ortalaması zannediyorlar. Yani politika böyledir. Diğeri de zaten yalan söylüyor. Biz de yalan söyleyelim diyorlar. O sürekli bir karakter haline geliyor. Farkına varmıyorlar. Diğeri bir tane söylüyor belki. Arada yakalanıyor. Fakat bunlar karakter haline getirmiş. Sürekli yapıyor bunu. Ama o bir tane yakaladan bak diyor işte görüyor musun? Bunlar yalancılar. Bunlar hırsızlar. Bunlar cahiller. Bunlar şöyleler. Sapkınlar. Değil mi? Şu bariz örneği değil mi? Türkiye'de bilindik bir tane. Sonra da bir tane tiyatro. 1,5 tane. İşte Ensar meselesi hala dillerinde birilerini. Bakın o günkü bunların dillerine doladıkları bakan nereden aday oldu? Milletvekili aday oldu. CHP listelerinden aday oldu. Ondan sonra o zat 534 yıl ceza aldı, içeri girdi. Oradan sonra Kemal Bey'in kendi yeğeni dahil 20 küsür tane CHP'nin ilçe yöneticilerinden, HDP'nin yöneticilerinden adam çıktı. Ortaya çıkan yani bunlar. O düzeyde bir de daha aşağıya da inmiyoruz. Öbürkü vatandaştan bir tanesiydi yani. Şimdi bunları görmezden gelip hala bu adamlar bir kereden bir şey olmaz şeyini söyleyip duruyorlar ya. Evet. Bu inanılmaz bir şey, anlaşılmaz bir şey.